Sevgili dostlarım merhaba. Bir videomuzda daha beraberiz. Hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerden gelen bir soruya Genellikle videolarımızın altına yapılan yorumlarda bu soru soruluyor veya mesaj olarak veya mail olarak geliyor bana. Bu soruyu cevaplandırmaya çalışacağım. Yanlış bir algılama var herhalde. Diyor ki vatandaşımız ya Şerif Bey bu askerlik hükümlülüğü her Türk vatandaşından beklenen askerlik hükümlülüğü belirli bir süre geçtikten sonra zaman aşımına uğramaz mı? Tıpkı ceza davalarındaki cezaların zaman aşıma uğraması gibi veya belirli bir borcun takibinin yapılmadığında olduğu gibi zaman aşımına uğramaz mı diye soruyorlar. Bir de şöyle bir kanaat var. Diyorlar ki siz videolarınızda veya biz de okuyoruz. Askerlik çağına bir Türk vatandaşı 20 yaşında giriyor ve 41 yaşında da sona eriyor. E 41 yaşını geçtiğimiz halde biz askerlik yapmadık. Artık askerlik çağı bitmiş. Biz de artık askerlik yapmak zorunda değiliz kanuna göre. Bu böyle olması gerekirken hala peşimizi bırakmıyor askerlik şubeleri konsolosluklar diye sistem ediyorlar. Böyle bir algı var. Diyorlar ki bu doğru değil mi bu bizim yorumumuz diye soruyorlar. Ben de bu soruları sizlere cevaplandırmaya çalışacağım. Her şeyden önce şunu belirtelim. Her videomuzda olduğu gibi askerlikle ilgili anayasamızın 72. maddesi gereğince her Türk vatandaşı erkek 20 yaşına girdiğinde askerlikle, askerlik göreviyle hem haktır hem görevdir, yükümlüdür. Bunu yapmak zorundadır. Asker alma kanunumuzda der ki, ki vatandaşımızın söylediği gibi, 20 yaşında bir erkek Türk vatandaşı 20 yaşında askerlik çağına girer. 41 yaşından gün aldığı yılın Ocak ayı itibariyle de askerlik çağı biter onun için. Ama burada yanlış algı şu. işte 20 ile 41 arasında Askerlik yapmazsam ben kurtulurum. Çünkü artık kanun bundan sonrası için bir şey söylemiyor. Askerlik çağından çıkılır, çıkılır diyor. Hayır yanlış bir algı. Bu sadece askerliğini yapanlar içindir. Yani 20 yaşından sonra çağa girdikten sonra bir erkek Türk vatandaşı askerliğini yapmışsa. işte 20 ay, 18 ay, 15 ay, 12 ay, 6 ay her neyse askerliğini yapmışsa bedelli dövizli. Artık bitmişse ama bu kişiler askerliğini yapmış olmakla birlikte veya yapmış sayılmakla birlikte 41 yaşına kadar hala ihtiyat askeridir. Yani siz artık daha askerlikten kurtulamıyorsunuz. Eğer bir olağanüstü durum olursa, ülkenin bir savaşa girmesi vesaire iç savaşın olması Allah korusun böyle şeyler olduğunda sizi her an Türk Silahlı Kuvvetleri askere çağırabilir. Ne zamana kadar? 41 yaşından gün aldığınız yılın Ocak ayına kadar. Ondan sonra sizi çağırmaz. Bu bunlar içindir. Yani askerliğini yapanlar içindir. Askerliğini yapmayanlar içinse bu kural geçerli değildir. Siz isterse 60 yaşına gelin, 70 yaşına gelin, 20 yaşından itibaren artık askerliğinizi yapmadıysanız sadece bazı istisnalar yani çürük raporu almadıysanız, askerliğe elverişsiz hale gelmediyseniz veya yaşlılık dolayısıyla artık askerlik yapamayacak durumdaysanız ki bu da bir çürük raporudur. Bu haller dışında bir iki de istisna var. Cumhurbaşkanına tanınan yetki var. Onları muaf tutabiliyor askerlikten. Onun dışında hiç kimse hiçbir Türk vatandaşı erkek askerliğini yapmadan veya yapmış sayılmadan askerlik çağından çıkamaz. Maalesef zaman aşımı diye bir şey söz konusu değildir bunlar. Dediğim gibi 60 yaşına da gelseniz, 65'e de gelseniz, 70'e de gelseniz ne kadar kaçarsanız kaçın Türk mevzuatına göre, Türk askerlik sistemine göre siz askerden, askeri yükümlülükten, askerlik yapma yükümlülüğünden kurtulamazsınız. Bunu bu şekilde belirteyim bu kısa videomuzda. İnşallah faydalı olmuştur. Faydalı buluyorsanız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı, Bildirim zilini de açıp bu tip gurbetçimizi ve Türk insanımızı Türk hukukuyla ilgilendiren yeni videolarımızdan anlık haberdar olmasını tavsiye ederim. Peki iyi günler diliyorum.